İl müdürlüklerinin, Milli Eğitim Müdürlüklerinin böyle devreye girmesi, AKP il başkanı ya da ilçe başkanı gibi çalışıyor olmaları tabii ki hiç adil bir durum yaratmıyor. Aynı zamanda kendisine kazandırılmış olan hani medya, yandaş medya adını bizim verdiğimiz o medyada %90 ve TRT dolayısıyla çok ciddi bir şekilde AKP iktidarı için çalışıyor ve AKP'nin sesi olmaya devam ediyor. TRT için suç durusunda da bulunuldu. Bunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Ercan Karakaş. Şimdi bu sizin elinizdeki rapordan da söz etmenizi isterim bu bölümde. Hem de diğer izleyicilerimiz ve konuklarımız da bunun değerlendirmesini yapsınlar. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Sonuçta yine adil olmayan, şeffaf olmayan, hür olmayan, demokratik olmayan ortamlarda yaşanan seçimlerden birisi olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu seçimlerle ilgili? Genel değerlendirmenizi alayım. Evet, yani ben de başlangıçta da söyledim, katılıyorum. Bu seçimler sadece bir yerel seçim değil. Öncelikle de bundan sonra gelecek olan genel seçimi etkileyecek olan bir seçim. Daha sonrasında elbette etkileyecek. Şimdi bu söylediğiniz olay, yani işte bu yığma üyelikler, kaydırma üyelikler, seçim kurullarının şikayetleri, başvuruları zamanda yanıtlamaması, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir açıklaması var önünde. Diyor ki evet, bunları alıyoruz ve titizlikle inceliyoruz diyor. İncelemeye devam ediyorlar herhalde. Kamuoyuna yaptıkları bir açıklama yok bugüne kadar bu üye kaydırma meselesinden. Öyle yerler var ki burada komik, işte 4 katlı bir evin 5. katında şey göstermiş gibi, elimde birçok liste var. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu seçim sonuçları büyük şehirler için, yani bizim 11 büyük şehrimiz için aşağı yukarı belli. İstanbul için bizim tabanımızda, bizim arkadaşlarımızda hiçbir kuşku yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı aday ne İstanbullu, ne İstanbul'un semtlerini biliyor, ne sorunlarını biliyor ve burada Cumhurbaşkanı'nın bir temsilcisi olarak aday gösterildi. O bakımdan bir kuşkumuz yok. Fakat bu işte onları bunları sokmam diyen, deminden beri konuşuldu, bizim bir belediye başkanımız Afyonkarahisar'da. Bunları söyleyince tabii bir insanlarda bir şey oluyor, durgunluk oluyor. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olmuş, oraya aday gösterilmiş, böyle bir sözü nasıl edebilir? Bırakın hangi parti olduğunu, DEM'le ilgili söylemişti. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili, halkçı belediyecilik diyoruz, demokratik belediyecilik diyoruz, saydam belediyecilik diyoruz, aynı şekilde toplumcu belediyecilik diyoruz. Ama diyebiliyor ki ben şu partiliden birilerini oraya almam. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili bilincini almış, bir sol sosyal demokratik bilinçteki insan bunları söyleyemez. Çünkü belediyeler seçimle iş başına gelir, başkanlar, yönetimleri halkın tümüne açıktır. Hangi partiden olursa olsun bir derdi vardır, bir şikayeti vardır, bir önerisi vardır, girer. Ve bunları söyler, yazılı söyler ya da sözlü olarak ifade eder. Yani bu da ilk defa oluyor. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim partinin aday belirleme sürecindeki, tabii benim ve benim gibi arkadaşların öteden beri savunduğu tabanla, üyelerle karar vermek, tırnak içerisinde her zaman söylediğimiz ön seçim meselelerini falan yapamadığı için de böyle meseleler çıkıyor. Başka bir sorun var Türkiye'de. Dünya izlemeye çalışıyorum. Bütün bizim gibi büyük partiler adaylarını 3 ay önceden katılımcı, demokratik, saydam bir yöntemde belirliyorlar ve ilan ediyorlar. Şimdi bizde seçimlere kalmış işte bir ay daha adaylar belli olmuyor vesaire. Bütün bunların hepsini artık bizim partimizin kendi içinde düzeltmesi ve topluma da örnek olması gerekir. Ama bu seçimlerle ilgili şahsen benim bir kuşkum yok. Büyük şehirlerle ilgili hiç yok. Ve inanıyorum ki bütün bu aksamalara rağmen hem il belediyelerine, konuştuğunuz gibi işte birçok ilde arkadaşlarımız çok iyi çalışma yapıyor, hem de yeni büyük şehirler katma imkanı var. İlk defa çok kapsamlı 4-5 sayfalık bir seçim bildirisi de var. O bildirdeki içeriklere uygun olarak taahhütname imzalatılıyor belediye başkan adaylarına. İşte ben onu çok gerekli görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan adaylarına kadar gelmiş bir insanın taahhüte ihtiyacı olmaması gerekir. Yani kimi öğreteceği, kimi ayırt edeceği, temel olarak nasıl belediyelik yapacağını biliyor olması gerekir.
Rapor dediniz ama hangi rapor tam olarak kastettiniz onu? Bir rapor dediniz. Bizim koordinatörümüz İhsan Bey, İhsan Demir bir rapor elinizde olacağını söylemiş de o bakımdan ben söyledim. Herhalde yanlış bir anlaşılma. Yok, hayır öyle bir rapor, kesin bir rapor yok ama izliyoruz, bakıyoruz. Mesela İstanbul'la ilgili hiçbir tereddüt yok tabanımızda. Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını takdir eden insanlarda hiçbir tereddütümüz yok. Yani sonuçta şu da var, bu şey ittifakı, kent ittifakı doğru bir kavram aslında. Şimdi kent de böyle kritik bir dönemde sadece belediye seçimlerini etkilemeyecek, hepimiz hemfikiriz. Gelecek genel seçimleri, hatta ondan sonra demokrasiye nasıl geçemeyeceğimizi etkileyecek bir seçimde iki aday yarışıyor. Değil mi? CHP adayıyla işte hükümetin adayı. Yani o zaman diğer adaylar, tabii ki partiler niye çekilsinler, isteyen aday oluyor. Ama biliyoruz ki yarış nerede oluyor? Bu iki aday arasında oluyor ve Ekrem İmamoğlu çok çok önde. İki sebepten önde. Birincisi, Cem Bey de söyledi, bugüne kadar 5 yılda toplumla kurduğu diyalog, o diyaloğun karşısı olarak insanların sevgisini kazanması, sempatisini kazanması ama aynı zamanda yaptığı işler. Başlangıçta da söyledim, 5 yıl içerisinde son 20 yılda yapılmayan, kreşten tutun öğrenci yurtlarına kadar, kent lokantalarına kadar, yoksul insanları tespit edip yardıma kadar, öğrenci şeyine kadar yüz binlerce insanın hayatına dokundu. Bunun karşısında Ankara'dan gelen bir eski bakanın ve talimatla gelen bakanın, İstanbul'u hiç bilmeyen bakanın bir şansı yok. Orası kesin. O kent ittifakı denilen şey bence işliyor. Birçok partide, birçok insan yani kendi partisinin zaten burada bir şansı olmadığını görerek İstanbul'la beraber de demokrasinin geleceğini olumlu olarak etkilemek istiyor, oy verecek. Yani benim elimde olan şey, söylenen, bize gelen bilgiler bu yönde. Ben bir tereddüt içerisinde değilim İstanbul için, Ankara için hiç değilim. Bir şey de söylemek istiyorum. Partilerin gidip çalışması, İzmir Belediye Başkanı, eski başkan arkadaşımızın gelmesi, ya bunlara da böyle bir problem olarak bakmamak gerekir. Ben de birçok yerden davet ediyorum. Bu arada Balıkesir'e gideceğimi de söyleyeyim. Gidiyorum. Neden? Bu bir dayanışmadır. Dayanışma diye bizim bir şeyimiz var değil mi? İlkemiz var. Arkadaşlar, uygun görenler çağırıyor. Sen gelirsen iyi olur diyor. Burada yararlı olursun diyor. Ve gidiyor insanlar. Yani birçok şehire gidiyoruz. Hepimiz gidiyoruz. O bakımdan bunları birçok sorun etmemek gerekir. Ve partilerin zamanı olan, koşmak isteyen, sözü olan insanların da seçim kampanyasına, aday olup olmamasına bakmadan gidip çalışması gerekir. Tabii adaylık meselesini biz parti içinde konuşacağız. Hep konuşuyoruz zaten ama bu seçimlerden sonra da çok konuşacağız. Ben umutluyum. Bu seçimlerde, yerel seçimlerde mevcutlar korunacak, üzerine de ilave olacak. Ama gerçekten olacak, şeytanın aklına gelmeyen şeyler. İşte Eskişehir'de aynı isimde birisini oraya kaydettirebilmek bizim adayımızın ismiyle. Yani olacak şey değil bunlar. Bir de Yüksek Seçim Kurulu'nda Cem Bey baştan da söyledi. Şimdiden baskı yapmak lazım. Yüksek Seçim Kurulu inceliyoruz diyor bu üye kaydırmalarını. Ama ortaya bugüne kadar somut bir şey söylemiş değil. Az evvel duyduk arkadaşımızdan, temsilcisinden. Yüzlerce olay var. Somut bunlar. Gözle görülen, elle tutulan. Seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu'na kadar intikal etmiş. Hani cevaplar? Oraya gitmemiz lazım. Son seçimlerin birisinde biliyorsunuz milletvekillerimiz Üsküdar'da sabaha kadar Cumhuriyet tarihinde ilk defa oy pusulalarının torbalar üzerinde yattılar, beklediler. Yine ona da hazırlıklı olmak lazım. Çünkü Türkiye'de seçimler adil, eşit koşullarda yapılmıyor. Hükümet elindeki imkanlarla bu yolsuzlukların hepsinin arkasında duruyor. Evet, Cem Toker'e döneceğim. Tabii az önce gayet önemli örneklerle muhalefet için ne kadar çok